Yasemin Sultanım, gel bakalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Kritikte hiç konuşmadım. Burada bol bol konuş, tamam mı? Tamam. Afiyet bal şeker olsun. Bu tatlıyı ilk defa tadıyorum. Kabakta böyle bir sanki böyle hamlık hissettim. Sütün içinde kabak ve mısırı pişirdiler. Sonra da ezdiler. Kabakta bir olmamışlık hissediyorum ben ama. Pişmemiş gibi mi? Yani bir kabakta bir şey o eksik gibi. Lezzetli mi gelmedi? Evet. Bir ham gibi. Anladım. Püresi pürüzlü mü, güzel mi? Yok, güzel. İçinde mısır aynen var. Böyle olması gerekiyor kabak zaten. Ama sanki biraz daha bir pişmesi mi gerekiyordu acaba? Kabak da iyi pişmezse ezilir mi? Ezilmez ki. Kabak zaten çok çabuk kendini bırakan bir sebze. Ama bir hamlık hissettim ben bunda. Tamam. Diğerlerine de bir bakacağım. Şu cevizle çok uğraştılar. Önce haşladılar, sonra karamelize ettiler. Ceviz güzel olmuş, evet. Tamam. İyi ceviz. Ama bunda bir kabakta bir hamlık hissettim. Peki. Gidesin var bu tabaktan. Hı hı. Geçtim ben de. İkinci tabağımız. Bunun cevizi olmamış. Çok kavrulmuş. Çok olmasından, gerekenden çok kavrulmuş olmamış. Bunun kabağı ondan daha güzel aslında ama cevizi olmamış. Hmm. Sen daha çok kabağa mı dikkat edeceksin, cevize mi puan verirken? Kabakta birinci tabaktan ikinci tabak daha böyle olmuş yani. Onda bir hamlık hissettim ama bu daha güzel olmuş. Tamam. O ham kokuyu hissetmedim. Mısırlar alıyor musun içinde tat olarak? Bunda geldi, bu ikinci tabakta geldi bana. Beğendin galiba bu tabağı. Yani cevizi beğenmedim ama kabağı fena beğendim. Değil, güzel. Tamam. Üçüncü tabağın. Üçüncü tabak daha güzel olmuş. Hem kabağı güzel olmuş hem cevizi. Beğendim bunu. Tek güzel. Her şeyini beğendiğim bu oldu. Güzel. Pürüz var mı içinde? Gayet güzel. Görüyor musunuz? Gayet kıvamlı, güzel. Güzel püre olmuş, güzel. Tadı da güzel. Cevizi de güzel. Beğendim bunu. Afiyet bal şeker olsun. Günümüzün son tabağı. Çeyrek altına dakikalar kaldı. Afiyet olsun. Bunun şekli diğer üç tabaktan daha değişik olmuş, daha az olmuş belki. Sadece şunu anlayamadım, sadece cevizin bu kadar kuruması mı gerekiyordu? Bunun cevizi de kurumuş. Aslında damağına hangisi güzel geliyorsa odur kıvam bence. Hoş gelmediyse. Yani ceviz böyle takır takır derler ya, öyle olmuş ceviz. Kıvamı da şey, böyle pütürlü pütürlü, şöyle kaymak gibi olmamış. Çok beğenmedim bunu aslında. Tadı... Sanki hiç beğenmedin gibi yorum yaptın. Yok, kabak birazcık fena. Birazcık beğendin kabak mi? Fena değil ama cevizi beğenmedim. Tamam. Yani idare eder. Canım tatlı istese yerim. O kadar, öyle diyeyim hafif yani. Hafif bir tatlı değil mi? Evet. Böyle sütlü. Aha. Hafif bir tatlı. Güzel bir tatlı. Evet, puanlarını alayım. Buna bir vermek istiyorum. İkinci tabak bir puan. Buna 2 vermek istiyorum. Birinci tabak 2 puan. Buna 5 vermek istiyorum. Üçüncü tabak 5 puan. Buna da 3. Dördüncü tabak 3 puan. Bir şekilde... Yine dağıttım bol bol. Minik minik minik. Hani çok canım yanmasın mantığıyla sanırım ufak da olsa puan dağıttık. Evet. 2 puan. Bakalım kime gitti.
Yaptığın yoruma göre aslında iyi bile puan verdin. Çünkü ham böyle sevmedim hani o tadından hoşlanmadın. Hı hı. Yine de 2 puan verdin. Aç bakalım kimmiş? Merve. Evet, önce siz başlayın isterseniz sonra ben hani devam edeyim. Derler ya. Evet. Kabak tadı veriyorsun. Gerçekten kabak tadı veriyor. Evet, sizin yorumlarınız gibi tıpkı. Sizin yorumlarınız da artık kabak tadı verdi bana 2 günde, sağ olun. Yani senin yaptığın tatlı bana kabak tadı verince ben de 2 vermek zorunda kaldım zaten. Anlıyorum, anlıyorum. Onlar pişirirken ben oturdum çünkü zaten burada. Pişirmedim, ben sadece baktım. Kabak olmamış, kabak yani kabak tadı kabak, veriyor yani. Kabak ne tadı olmamış. Vermesini bekliyorsunuz ki siz bunun? Ne tadı vermesini bekliyorsunuz? Kabak tatlı, ya bu. Tatlı böyle çatal lazım aldığımda böyle lokum gibi olması gerekiyor. Ne gibi? İşte kabak tadı verdi bana. Siz lokum mu yiyorsunuz, kabak mı? Söylediğinizle yaptığınız kabak, çelişiyor şu an. Kabak lokum gibi olmalı. Öyle Allah kabak Allah. Kokmamalı. Bir şeyi olmamış. Ben de onu gayet güzel pişirdim tıpkı kızların yaptığı gibi. Bakın şöyle elimde gösteriyorum. Elimde gayet güzel yani hepsinin yandığı gibi ben aynı. Ben zaten... Pişirdim gayet güzel. Evet, son esnada biz son dakikada bir tekrar içerisinde bir malzeme ekledik. Belki onun tadı gelmiştir size, onu bilemiyorum. Ama inanın beğene beğene yiyen kayınvalideler var burada benim tabağıma. Ben... Gerçekten güzel yaptım. Eminim bundan. Kıtır kıtır olan tabaklar varken kalkıyorsunuz benim tabağıma 2'yi veriyorsunuz. Ben zaten emek verdiğin için 2 verdim. 2 mi o zaman emeğin hakkı? Bizim bu yanıklarımızın hakkı 2 mi? Olmamış dedin. Lezzet alamadın. Neden 2 verdin? Orada 1 verdiğin tabağı beğenmiştin. Ama emek var. Burada bir emek var. Emek olduğu için verdim. Anne 1 verdiğinin en azından püresini ona göre daha çok beğenmiştin. Hayır, tabağın cevizleri kıtır kıtır dedi onunla. Onunkini de beğenmedi. Madem 2 malzemeyi konuşuyorsak onun da cevizini beğenmedi. Burada ceviz figüran başrol, oradaki püre. Başrol sana göre. Yapacak da ona göre puan verecek. Sana göre. Biz o ceviz için emek harcamadık mı o zaman? Veya püre için emek harcamadık mı? Hepsi için hepimiz bir emek harcadık ve emeğimizin karşılığı 2 puan değil. Olmamış tabağına 2 puan aldın Merve. Gayet. Sana göre. Sana göre olmamış. Ben kaç puan aldığımı çok iyi biliyorum yani. Hatırlatmamı isteme benden. Merve hakkın 2 puandı. 2 puan verdim ben sana. Tamam, teşekkür ederim Yasemin abla. Ama yaptığınız yorum gerçekten hiç hoş değil. Hani gel tadına bak istersen kabağına. Hayır, bakmak istemiyorum, ben yaptığımı i̇şte biliyorum. Bak. Aldığım puanları da biliyorum. Ne tadacağını bildiğim için aldım, gelmeye tadarak bile... koydum dolaba. İsterseniz kamera kayıtlarından izleyin oturunda. Olmamış. Tadına bakarak koydum. Tatlım, hem olmamış. Cevizin hem olmamış. Muhallebinin. Annem olmamış. Umarım olmamış. Gelininizi bulamamışsınızdır. Kısmet. Bulamamışsam da kısmet yani. Sen de 1 verseydin o zaman. Gelinini bulamadın inşallah emek, diyor. Emek olduğu için dedim ki 2 olsun. Evet öyle dedin ama bak beğenmedi. 3 puan. Bakalım kime gitti son puanlama. Telafisi de yok. 3 puan alınca canı sıkılacak şimdi bu gelinimizin. Üç puan alan gelinim. Açar mısın? Rabia. Anne eve gidince çalıştırayım seni diyorum. Yemeğe nasıl yorum yapılır öğreteyim diyorum ama her gün farklı bir yemek konu çıkıyor ya, bu mümkün değil. Bir yemekte en önemli unsura bakacaksın anne. Sen köfte piyaz yapıyoruz. Köftenin içi kıpkırmızı. Olmamış köfteye Rabia soğanı ince doğrar diye çiğ köfteye puan gelsene, veriyorsun. Gelsene buraya bir baksana. Ben çıkardığım tabağı biliyorum. Diğer kayınvalidelerden de güzel puan aldım. Burada beni bulamayan tek kayınvalide sensin. Cevizin kurumuş. Cevizi çok yani kurutmuşsun. Kurutulmuş evet. Bir şeye neden 3 veriyorsunuz o zaman? Burada o bir, zaman burada bir kabak Merve, tatlısı var. Merve'nin hakkını yemiş oluyorsunuz o zaman. Ben bunda kabak tadı almadım. O bak hani değerlendiriyorsunuz ya. Değerlendiriyorsunuz ya bir tanesini de bilmiyorum artık kime ne verdiniz. O bire ne dediniz bilmiyorum. Onu da takır takır buldunuz. Evet. O zaman ona da 1 verecektiniz. Bunun kabağı hoşuma gitti. Buna 3 vermek istedim, 3 verdim. Ha öyle, vermek istediyseniz ayrı. Ama ben evet. Sizi anlamıyorum. Takır takırları, 3'leri, 5'leri yağdırıyorsunuz. Olan tabaklara gidip 1'leri veriyorsunuz. Bu tabak mı olmuş? Ben bu onun için konuşmuyorum. Bu zamana kadar için konuşuyorum. Bu zamana kadar verilen senin tabaklardan... Senin tabağın bile açılmadı. Bakın, burada benim tabağım açılmasa bile... Bu çok ciddi bir yarışma şu an bizimki. Yanlış puanlamayı yapıyorsunuz ya, ben onları sinir ben veriyorum. Ben yanlış puanlama yaptığımı düşünmüyorum. Takır takıra mantıken 1 verilir. Hani öyle diyorsunuz ya, takır takırsa 1 verilmesi bütün lazım. Bütün kayınvalideler tamam, aynı yorum yaptı. Zaten. Evet. Aynı yorum yaptı bütün kayınvalideler. Bir verdim. Ya Allah aşkına bırakın ya. Vallahi gerçekten bizim sabrımızla sınırsınız. Hatice senin tabağın açılmadı ki yorum yapıyorsun.
Eğer ki ben bir aldıysam yine söyleneceğim. Çünkü bir, takır takıra 3 verilmez. Lütfen bir bekle, tabağın açılsın, ondan sonra yorumunu yap. Ama haklıyı haksızı da ayırt etmemiz yok, lazım şimdi. Ya sen olmamış tabağına 2 puan aldın. Olmamış tabağına. Senin takır takır cevizini kafana atsam yarılacak kafan yani. Daha ne söyleyeyim? Madem çok atmak istiyorsun kendi kafana at, belki yerine gelir kafan. Gerçekten yani. Hani benim kayınvalidemin dişlerine sebep oldun sen. Daha ne söyleyeyim ben sana? Sağlam dişle gelseydi hiçbir şey olmazdı. Tedavi masraflarını alacağım senden, bekle sen. İstediğiniz kadar konuşun kızlar. Birazdan puanlarınız konuşacak zaten. 5 puan şekerim şuna vermişiz. Gelinimiz olmadığı kesin. 5 puanın sahibi ya Özlem ya Hatice. Günün en değerli 5 puanı bu. Ve rakip kayınvalideden alınca sanırım daha bir tatlı oluyor. Hazırsanız açıyorum. Açtım. Hatice!